Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni ajanımız ortaya çıktı. Daha doğrusu ilk tanıtım videosu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 saniyelik kısa bir video. Bunun hakkında konuşacağız. Yeni ajanımızın iskeleti ortaya çıktı. Konuya giriş yapmadan önce klasik bir şekilde bugün artık üçüncüye falan yapıyorum bunu. Devam eden çekilişin linki açıklama kısmında. Ayrıca kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Videomuzu başlatalım hemen hızlı bir şekilde. Ben koy konuşmuyorum. Konuşmuyorum derken de konuşmuyor? bu kadar şimdi direkt konuya gireyim e, yeni ajanımız hakkında bir şeylerden bahsedeyim. Yeni ajanımız teleportla alakalı olduğunu biliyorduk. Yeni ajanımız paralel evrenlerden gelen bir ajan olacak ve Killjoy tarafından yapılmış bir robot. Dünya 1'in üyeleri paralel evrenler konusunda yeni bilgilendi. Killjoy bu robotu inşa ediyor ve bu robotu teleport aracılığıyla birlikte Dünya 2'ye yani paralel evreni yolluyor. Bir orayı keşfetsin orada neler olup bitiyor diye. Hani, teleportla bağlantısı da bu şekilde. Zaten savaş alanında gördüğümüz birçok şeyin Killjoy tarafından inşa edildiğini biliyoruz. Killjoy'da hani önce Race fragmanı videosunda da, videosunda da bahsetmiştim. Hani Twitter'a ele geçirdi. Twitter resmini, ismini Killjoy falan yaptılar. Hani bununla alakalıymış. Killjoy'un çalışma alanı şu an içerisinde bulunduğumuz kısım. Bu yeni ajanımızda da yine ee, bir kasket bulunduracak. Bu kasketle alakalı bana fotoğraf gönderen arkadaşlar vardı. Hani ondan farklı bir tasarım. Belki hani onu taslak olarak almışlar, üstüne çalışmışlardır. Ama hani o tasarımı şu an zaten ekranda koymuşumdur. Hani yeni ajanla vesaire bir alakası yok. Yine Nora diye bir kadın karakteri paylaşıyorlar. Onun da yeni bir ajanla alakası yok. O bir fan art. Onu da belirtmiş olayım. Yani yeni ajan konusundaki ilk görsellerimiz bu şekilde. Yine bugün Killjoy'un alarm botu ile alakalı da bir şey paylaşmışlardı. İşte hani alarm bot etkisiz hale getirildi tarzında bir başlık atmışlardı. Yani bundan da anlayacağınız üzere birkaç ayrı videoda da paylaşmıştık. Yeni gelecek ajanımızın diğer ajanların yeteneklerini etki edecek. Onları etkisiz hale getirecek bir özelliği olacak. Bu hani yabancı dilde de EMP elektromanyetik puls olarak da geçiyor. Hani o tarz bir yeteneği olacak. Bu da bir nevi kesinleşti o gelecek olan teleportun karşısında yollanılan bıçak da bu yetenekle alakalı. Yani bu şekilde havalı bir tasarımı var gibi duruyor. Tabii ki de hani bu şu an prototip aşamasında olduğu için ajanın gelişimi geldiği hali daha farklı olacaktır. Ve sanırım ilk kez bir yanlışım yoksa hani robot olarak bir ajan göreceğiz. Hani biri hiç buna dahil değil tabii ki de. Acaba cyborg tarzı bir şey olur mu diye de düşünmüyor değilim. Tabii ki de hani ilerleyen günlerde bunu net olarak öğreneceğiz. Videoyu daha fazla da uzatmayın. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar da belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz ve isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.